Herkese merhaba dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala ilk defa geliyorsanız ben Solmaz Bölükbaşı. Yaklaşık 10 yıldır borsa ve diğer emtia piyasalarında analizler yapan, onları sizlerle paylaşmaya gayret eden, yaklaşık 15 yıldır sektörde makine mühendisi olarak çalışan bir insanım. Geçmişime baktığımda birçok patent aldıktan sonra klasik yatırım enstrümanları olan altın ve dolar gibi enstrümanlara yatırım yapmak yerine borsalara da yatırım yapmaya karar verdikten sonra incelemeler, analizler ve sonrasında güzel kazançlar elde ettikten sonra siz yatırımcılarla da bunları paylaşmak istedim. Bugünkü videomuzun konusuysa fon yatırımı. İsterseniz gelin fon yatırımında adım adım neler yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bilmediğimiz ve önemli detaylar neler onları konuşalım. Zaten bu videodan sonra fon yatırımı yapmak isteyip istemediğinize siz karar vereceksiniz ve başka birine de ihtiyaç duymayacaksınız. Size gerekli her şeyi anlatmayı planlıyorum. İsterseniz gelin videomuza geçelim. Şimdi öncelikle bir hedef belirlememiz gerekiyor. Yani bizim yatırımımızın amacı ne? Zaten yatırımların her zaman bir amacı olması lazım. Bunu hangi enstrümanda yapıyor olursanız olun bir amacınız olmalı. Şimdi öncelikle güzel, daha zengin, kaliteli bir hayat yaşamak olabilir. Ya da bir çocuğunuz vardır. Çocuğunuzun geleceği için bir yatırım yapmak. Örneğin küçük bir bebeğiniz vardır. O lise veya üniversiteye gittiğinde onun eğitim masraflarını karşılayabilecek bir fon oluşturmak olabilir. Ya da bir eğitimle ilgili gitmeyi planladığınız bir gençsiniz, lise veya üniversite öğrencisiniz, yüksek lisans, doktora, master veya yurt dışı deneyimleri yapmak istiyorsunuz, onlar için biriktirmek istediğiniz olabilir. Ya da yaşlılık için daha rahat bir yaşlılık yaşayayım, orada istediğimi yine eskisi gibi alayım, yiyeyim, içeyim, gezeyim, eğleneyim isteyebilirsiniz. İşte yatırımınızın amacına göre aslında biraz da şekillenecek diyebilirim. Bir diğer önemli faktör ise risk toleransınız. Yani siz yaptığınız yatırımlar karşısında ne kadar bir risk alabiliyorsunuz? Yani yatırımlarınızda eksiye düştüğünüz anda nasıl bir tepki verebiliyorsunuz? Bunun için zaten yatırım kuruluşları sizlere hesap açarken bazı sorular soruyorlar ve o sorularla sizin risk toleransınızı belirlemeye çalışıyorlar. Bu da fon yatırımı yaparken sizin için önemli unsurlardan bir tanesi. Bir de kısa vade, uzun vade, vadeniz ne kadar? Onu da biliyor olmanız lazım. Zaten yatırımın amacını konuştuğunuz andan itibaren onun içinde bir vade belirliyor olmalısınız. Ayrıca bu fonlarla ne kadar ilgilenebiliyorsanız vadenizi, alım satım kısımlarını bu şekilde şekillendirebiliyor olacaksınız. Çünkü ne kadar çok ilgilenebilirsiniz, o kadar çok fazla kazanç elde edebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Peki fonların türleri neler? Şimdi Tefas Goldtel'e girdiğimizde, yani Tefas Bank'tan bizim fonları inceleme imkanımız var. Oraya baktığımızda orada tahvil ve bono fonları, emtia fonları, hisse senedi fonları, para piyasası fonları, yurt dışı fonları ve karma fonlar gibi fon seçeneklerini görüyoruz. Şimdi bu fonların hepsinin risk değerleri birbirinden farklıdır. Tabii ki en riskli kısmı ise hisse senedi ve yurt dışı fonları olacaktır. Karma fonların da içerisinde hisse senetleri vardır. Emtia altın fonları bugünlerde çok popüler olsa da geniş vadede ne kadar kazandırdı yine bir tartışma konusudur. O yüzden siz burada ne kadar risk alabiliyorsunuz? Hangi mecralarda olmak istiyorsunuz? Aslında sizin için önemli olan budur. Bu fonların arasında ise para piyasası fonları mevduat faizi gibi bir şey olduğu için zaten burada kaybetmeniz mümkün değildir. Ve özellikle bu tarz fonlarda da fon yöneticilerinin yaptıkları işler birbirine benzer. Getiriler de yine birbirlerine benzerdir. Peki fon yönetim şirketleri, ne tarz fon yönetim şirketleri var piyasamızda? Şimdi bireysel emeklilik fonları var. Birçoğunuz muhakkak bu videoyu izlemeden önce BES ile alakalı birçok video izlemiş de olabilirsiniz. İzlemediyseniz size birkaç tane emeklilik yatırım fonlarından örnekler verebilirim. Örneğin Ziraat Emeklilik Hisse Senedi Fonu veya İş Portföyün Tahvil Bono Fonu veya Halk Emekliliğin Karma Fonu gibi aslında biraz önce bahsettiğimiz
Fon başlıklarında diğer kurumlarında birçok emeklilik fonları bulunmakta. Zaten eğer bireysel emekliliğe başvurdunuz ve onun içindeyseniz eminim birçok bilgiye sahipsinizdir. Bu videonun konusu da zaten bireysel emeklilik fonları değil. Peki bir diğer fon yönetim şirketi nedir? Aracı kurumların portföy yönetim şirketleri. Bir de aracı kurumlarımız var bizim. Yani örneğin tacirler gibi, Gedik gibi, Osmanlı gibi bu tarz bazı aracı kurumların yani sizin işlem yapabildiğiniz kurumların aslında portföyleri de var. Örneğin tacirlerin tacirler portföy hisse senedi fonu, Gedik portföy hisse senedi fonu, Osmanlı portföy fon sepeti fonu gibi birçok başlık altında olabilir. Hepsiyle ilgili olmayabilir. Bu fonların para piyasası fonları da olabilir. Bunun dışında Eurobond fonları da olabilir. Farklı farklı fonları muhakkak olabilir. Ve bunlar gün geçtikçe yenileniyor, düzenleniyor olduğu için TEFAS'tan detaylı bir şekilde bakmanız, fon almadan önce detaylı bir şekilde bakmanız önemli. Zaten nelere dikkat etmeniz gerektiğini birazdan anlatmaya devam edeceğim. Bir de bağımsız portföy yönetim şirketleri var. Bunlar nedir? Mesela A1 Kapital Portföy Yönetimi, Tera Portföy Yönetimi, Anadolu Portföy Yönetimi. Bu bağımsız portföy yönetim şirketlerinin aracı kurumları olmayabilir. Yani bireysel olarak oraya gidip kendimiz alım satımlar gerçekleştiremeyebiliriz. Ama bizim portföylerimizi yönetmek isteyip bununla ilgili şirketler kurmuş, portföylerimizde kurumlarımızda bulunmak. Bir de bankaların portföy yönetim şirketleri var. Onlara örnek olarak da mesela Ziraat Yatırım, Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, TEP Yatırım gibi birçok aslında yatırım kuruluşumuz da var. Şimdi, peki bu fon yönetim şirketlerinin kazançları nasıl? Benim gözlemlediğim kadarıyla birazdan size performanslarıyla ilgili birkaç tüyo da vereceğim. Çoğunlukla bankaların portföy yönetim şirketleri ortalama kazançlar veriyorlar. Özellikle Borsa İstanbul tarafında. Bağımsız portföy yönetim şirketleri ise biraz daha agresif, risk daha büyük ve size getirileri biraz daha fazla olabiliyor. Aracı kurumların portföy yönetim şirketleri de keza bağımsız portföy yönetim şirketlerine yakın bir getiri verebiliyor ama riskli olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Bireysel emeklilik fonları ise birazcık daha rölantide takılıyor diyebiliriz. Onların getirileri biraz daha az olabiliyor. Ama bu sizin risk faktörünüzle de ilgili. Çünkü bu aracı kurumlar veya bağımsız portföy yönetim şirketleri BIST 30 dışındaki çoğunlukla BIST 100 tarafında olan şirketlerden sepetler oluşturabiliyor. Tabii bu sepetlerin detaylarını benim kanalımı dikkatlice takip edenler her yeni ayın başında bir önceki ayda neler aldıklarını, en çok kazandıran fonları beraberce zaten içerikleriyle birlikte inceliyoruz. Burada da zaten çoğunlukla BIST 30'un dışında olan şirketlerin alındığında yükselme potansiyelleri daha fazla olduğu için getirilerinde daha fazla olduğunu beraberce tespit ediyoruz. Da fon almak istemeyenlerle fonun içerisinde hala potansiyeli olan şirketleri beraber nasıl alacağımızı konuşuyoruz. Ama bu videonun konusu yine o değil. İsterseniz ücretler ve masraflar konusuna geçelim. Şimdi burada fonun giderleri oluyor. Fonun giderleri ne? Fon yönetim ücreti. Çünkü fonun başında bir fon yöneticisi var. Aktif ve pasif fonlarımız var. Aktif yöneticiler çoğunlukla dediğim gibi Borsa İstanbul'da, hisse senedi fonlarında yurt içi veya yurt dışı olabilir. Buralardaki fon yöneticileri, onların bireysel başarıları, performansları aslında bu fonların yükselişleri için çok önemli ve çok değerli. Ve onlar da sonuçta bizim paramızı alıp işlettikleri için bir fon yönetim ücreti istiyorlar bizden. Yani örnek veriyorum, eğer bir para piyasası fonu aldıysanız büyük ihtimalle mevduatta değerleneceği için zaten getiriler birbirlerine yakın olacaktır tüm kurumların. O yüzden öyle bir fon aldığınızda fon yönetim ücretini yüksek ödememeye dikkat edin. Ama eğer bir hisse senedi fonu alıyorsanız orada fon yöneticisinin bireysel performansı öne çıktığı için ve diğer fonlara göre farklılaştırdığı için burada fon yönetim ücretinden kaçınmayın derim. Peki doğru fonu nasıl seçeceğiz? Oraya da geliyoruz. Burada fon giderlerinde kurul ücretleri, tescil ve ilan giderleri, saklama ücreti,
fonun yükümlüsü olduğu vergiler ve diğer giderler diye aslında sizlere KAP'ta hangi giderlerin olduğunu ve giderlerden ne kadar kesintiler olacağını kanunen paylaşıyorlar. O yüzden TEFAT'la ilgili fona girip sonrasında KAP adresine tıkladığınızda bütün detayları inceleyebiliyorsunuz. Bir de satış komisyonları var. Satış komisyonu deyince aklıma benim ilk gelen stopajlar oluyor. Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle Eurobond fonları, yurt dışı hisse senedi fonları, döviz ve altın fonları gibi fonlara stopajlar geldi. %10 sizin elinize gelmeden o stopaj kesiliyor ve siz kırpılmış bir kazancı elde ediyorsunuz. Bunu hisse senedi fonlarına yapmadılar. O yüzden sadece hisse senedi fonu olan fonlarda henüz böyle bir uygulama yok. Umuyoruz da böyle bir uygulama olmaz. Çünkü Borsa İstanbul'a bir vergi gelmeyeceği konusunda en son yine bir açıklama yapıldı. Artık netleşti diye söylendi. Unutmayın ki döviz menşeli olan Eurobondlar öyle çünkü. Yurt dışı hisse senedi fonları da aynı şekilde. Ayrıca döviz ve altın fonları da var. Bunlar da aynı şekilde. Döviz bazlı oldukları için bunlardan bir stopaj yani bir gelir vergisi kesiliyor. O da %10. Ve sizin elinize ulaşmadan bu para kesiliyor. Peki performans geçmişini nasıl bakacağız? Aslında bu kısmı çok kolay. Burada Tefas'ta ana sayfasında fon karşılaştırma bölümüne geçtiğinizde şemsiye fon türünde hisse senedi şemsiye fonu ve fon ünvan tipinde de hisse senedi yoğunluğu seçiyoruz. İşlem gören olması Tefas'ta bizim için önemli. Sonrasında istediğimiz süreler boyunca aylık olarak, 3 aylık olarak, 6 aylık olarak, yılbaşı ve 1 yıl olarak ya da 3 veya 5 yıl olarak onları tasnifleyip aralarında getirilerinin ne kadar olduğuna bakıp inceleyebiliyoruz. Neden burada hisse senedine örnek verdim? Biraz önce bahsettiğim gibi diğer fonlarda, özellikle diğer fonlarda getiriler birbirlerine çok yakın. Ve bunun sebebinde de yönetim ücretlerine dikkat etmeniz gerektiğini söyledim. Burada farklılaşan aslında getirilerde hisse senedi yoğun fonların bireysel fon yöneticisinin performansından kaynaklanıyor. Burada da örnek veriyorum. Şu an yılbaşından itibaren olanı çektim. Yani bugün günlerden 5-10-2024 Cumartesi günündeyiz ve bugüne baktığımızda bakın birinci sırayı yılbaşından itibaren baktığımızda %126 getirirken Hardest Portföy birinci hisse senedi TEVRE fonu hisse senedi yoğun fon kazanmış gördüğünüz gibi. BIH kodlu fon kodu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu bir banka aracı kurumu değil ya da bir BES fonu değil. Daha önce bahsettiğim gibi özel portföy yönetim şirketlerinin fonlarından oluşan daha riskli, görece daha riskli fonların getirilerini burada görmüş olduk. Ama tabii ki bu fon 1 yıllık bile değil henüz. O yüzden burada bir dikkat etmeniz gereken şey de düzenli getiri sağlayan fonları tespit etmek. Örneğin 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık beraberce baktığınızda ortalama ilk 5'e, ilk 10'a girebilen hisse senedi yoğun fonlardan kendinize bir portföy yapmanız söz konusu olabilir. Çünkü buradaki fon yöneticileri başarılı olmaya da devam ediyorlar. Yani sizin paranızı enflasyon karşısında ezdirmeyecekler diye umut ediyoruz. Peki, portföy dağılımı nasıl olmalı? Şimdi biz işte bir dağılım yapıyoruz ama Eurobond mu koyalım, Borsa İstanbul mu yapalım, bir kısmı nakit mi olsun ya da yurt dışı piyasalarında S&P 500 ETF'leri mi alalım, ne yapalım, gelişmekte olan ülke ETF'leri var. Bakın Çin tarafında birçok teşvik var, hisse senedi tarafında Alibabalar falan çok yükseldi bu dönem. Nasıl yapalım, tahvil mi alalım bilmiyorsunuz tabii ki. Bir portföyünüze bir dağılım yapmanız lazım. Sadece hisse senedi alarak o kadar riskli bir durumda kalmak istemiyor olabilirsiniz. Ya da agresif büyümek istiyor olabilirsiniz. O yüzden daha riskli enstrümanlara yatırım yapmak istiyor olabilirsiniz. Burada öncelikle piyasa koşullarına dikkat etmeniz lazım. Örneğin şu anda hisse senedi piyasaları özellikle Türkiye tarafında gerçekten dibini görmüş diye ifade ediliyor. Şimdi piyasa koşulları dipteyken alınır, piyasalar coşup artık tüm realizeleri başladığında ise satılır. Şu an o yüzden piyasa koşullarına göre bir işleme bir alıma geçmeniz söz konusu olabilir. O yüzden de yatırım süreniz çok önemli. Dediğim gibi bu yatırımla ne kadar sürede bir ilgilenmeyi düşünüyorsunuz?
Örneğin ben çocuğum için alacağım, biriktireceğim, uzun yıllar bakmayacağım diyorsanız o alacağınız fonu biraz önce bahsettiğim gibi birçok hisse senedi fonları arasında 3 yılda, 5 yılda, 1 yılda genel olarak başarı sağlamış, o başarı çizgisini devam etmiş portföy yönetim şirketlerini takip etmeniz gerekir. Bunun da zaten analizini kolayca Tefas'tan yapabiliyorsunuz. O yüzden bu sizin riskinize göre değişiyor. Bir de tabii ki profesyonel yardım da alabilirsiniz. Sizin elinizdeki portföyünüz, overall'unuz çok yüksektir ve bu riski, bu paylaştırmayı nasıl yapacağınızdan emin olamıyor olabilirsiniz. Orada da bir portföy yönetim şirketinden veya özel olarak danışmanlık veren, portföyünüzü yönetmek isteyen birinden destek alabilirsiniz. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım genel olarak fon almak isteyen ama nasıl bir yol izleyeceğini bilmeyen insanlar için genel bir strateji oluşturabilmişimdir. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir ve kanalıma abone olursanız da farklı tarzda incelemeler, analizler görmeye devam edeceksiniz. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum.